Herkese merhabalar arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün Google daha evvelden Google Chrome ve Chromium şifre paneli çıkmayla alakalı bir sorunla alakalı bir video çekmiştim. Videomun benim donanımdan kaynaklı olarak sesi çok kısıktı. Yeni bir video çekme gereksinimi duydum. Dolayısıyla hem anlaşılır olur hem de güncellenmiş olur bu konuda. Bu anlatımımda Linux işletim sistemlerini kurup Google Chrome ve Chromium veya Chrome türevleri olan internet tarayıcılarında şifre paneli belirmekte ve bu panel ilk etapta tabii ki güvenlik için çıkıyor. Linux işletim sistemlerinde sizi korumak amaçlı çıkıyor. Ancak can sıkıcı bir durum olduğu için bazı kullanıcılar bundan rahatsız oluyor. Bunu kaldırmak gerekiyor. Ben bazı notlar aldım. Bu kaldırmayla alakalı olarak 2-3 yöntem var. Bu yöntem, birinci yöntem Seahorse uygulamasını kurmak, ikinci yöntem de key anahtarlarını belli dizinden silmek komutla. Birinci yöntem arkadaşlar Seahorse uygulamasını kurmak. Bir Seahorse uygulamasını yazılım merkezimizden arayıp kurabiliriz. Buradan arayalım şimdi. Kolay olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Seahorse, enter diyorum. Evet arkadaşlar burada bulduk. Install ediyoruz. Parolamızı giriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Şu an kuruyor arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi parolalar var arkadaşlar, gördüğümüz gibi. Şimdi çıktığı zaman program, buradan ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kuruldu. Yazılım merkezimizi kapatabiliriz. Hatta buradan açalım programı. Burada arkadaşlar preferans ayarlarına giriyoruz. Şunu geri alalım. Ayarlara, burada eğer ki burada arkadaşlar Google Chrome veya Chromium vesaire ibare varsa sağ tıklayıp silersiniz arkadaşlar. Preferans ayarlarına giriyoruz. Buradaki tikleri arkadaşlar işaretliyoruz. İşaretledikten sonra işimiz bitiyor, kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Chrome'u açtığımızda herhangi bir key paneli falan çıkmıyor arkadaşlar. İkinci yöntemde sudo rm local keyring bölgesini silmek arkadaşlar. Bir tane konsol açıyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayıp yapıştırıyoruz buraya. Enterladım, şifreye giriyoruz. Enterlayıp ondan sonra silmiyor arkadaşlar. Şu an herhangi bir şey olmadığı için hatta şeye girelim, bulunduğu dizine. Belgeler klasörüne girelim. Bu da üçüncü yöntem olarak kabul edebiliriz. Klavyemizden Ctrl H yapıp lokal dizinine girin arkadaşlar. Nokta lokal. Share'e girin. Keyrings'e girin. Burada eğer herhangi bir dosya varsa, misal burada mesela bir tane dosya oluşturalım. Burada diyelim ki şu anahtar işte Chrome anahtarı diyelim. Burada zaten silmemizin sebebi de o. Buraya depoluyor ve uygulama açılırken buradaki dosyayı görerek, yani şifre paneli oluşturduğu için konfigüre dosyasını, dolayısıyla silmek gerekiyor. Bunu arkadaşlar sağ tıklayıp silin gitsin. Sildikten sonra burası boş olsun. Artık çıkmayacak arkadaşlar. Herhangi Google Chrome ve Chromium'da şifre panelleri belirmeyecek arkadaşlar. Tekrar edersek, yineleyecek olursak arkadaşlar, Seahorse uygulamasını dileyen konsoldan kurar. Buradan kurabilir. Dileyen de yazılım merkezine girer, kurar vesaire. Şu anda yazılım merkezimiz kapalı, evet. Dolayısıyla Seahorse uygulamasıyla da yapabilir. Dileyen bu komutu ben videonun altına ekleyeceğim. Yani konsola yapıştırıp enterlaması yeterli arkadaşlar. Artık key paneli Google Chrome'da, Chromium'da çıkmayacak arkadaşlar. Bu işlem bu kadar basit. Bunu anlatmış olduk. Hem video güncel olmuş oldu. Eski videoda ses net çıkmadığı için böyle bir video tekrardan çekeyim dedim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Linux işletim sistemleri ile alakalı istekleriniz olursa, soru görüşleriniz video altından belirtirseniz ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygılarımla.